Merhaba çocuklar, nasılsınız? Merhaba Nuri. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün derste neler işledim, merak ediyor musunuz? Evet, O zaman sizi daha çok merak bırakmadan öncelikle bir geçen haftayı tekrar edelim. Sonra yeni konumuza geçelim. Geçen hafta telif hakkından bahsetmiştik. Telif hakkını hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Öğretmenim, kendimiz ortaya bir şey koyduğumuz zaman ürün demiştim sanırım. Onun üstünde sahip olduğumuz haklar bizim telif evet. hakkı oluyor. Kendi yaptığımız, kendi oluşturduğumuz ürün üzerinde elde ettiğimiz haklar oluyordu. Eğer biz bir insana bunu paylaşması, kullanması, değiştirmesi için izin veriyorsak onu kullanabiliyordu. Bir de bu kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerinden bahsetmiştik. 4 tarihiydi. Bunları hatırlıyor musunuz? Hayır öğretmenim. O zaman hatırlatayım. Ücretsiz yazılımlar vardı. Bunlar herkes kullanabiliyordu. Yani bir ücret ödemeden para karşılığında değil. Ücretli yazılımlar vardı. Bunlar da uygulamayı kullanmak için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyordu. Yani o ücreti karşıladığınız sürece o programı kullanabiliyordunuz. Diğer yazılımımızda geliştirme aşamasında olan yani beta sürümü olan yazılımlar vardı. Bunlara sizler de katkı sağlayabiliyordunuz. Son olarak da belirli bir süre ücretsiz kullanma hakkına sahip olduğumuz yazılımlar vardır. Bunlar da eğer 7 gün ya da 15 gün bize deneme sürümü veriyorlarsa bunu deniyoruz. Ondan sonra ücretli bir hale dönüşüyordu. Bunlar bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biz kullanım haklarını, başkasının haklarını bilerek ya da farkında olmadan işgal ettiğimizde, yani bunlara zarar verdiğimizde neler olabileceğini, ortaya nasıl suçlar çıkabileceğini bugün dersimizde göreceğiz. Peki, bilgisayarınızda size özel içerikler var mı? Yani neler kullanıyorsunuz bilgisayarınızın içinde? Örneğin benim fotoğraflarım var bilgisayarlarımda. Evet, başka? Oyunlarım var örneğin. Oyunlarımı oynuyorum. Başka sizin bilgisayarınızda neler var? Benim bir tane dosyam var. İnternetteki böyle her şeyin şifresini oraya yazdım. İçinde şifrelerin var yani dosyanın. Mesajlarınız var, resimleriniz var, videolarınız var, değil mi? Size özel bir sürü içerik bulunduruyorsunuz bilgisayarınızın içinde. Peki, bu dosyalarda her insanın kendine özel içerikleri bulunuyor, değil mi? Yani kendime ait benim resmim var, sizin resminiz var. Bunları başka birinin erişmesi, bunları değiştirmesi ya da silmesi, bunlar bir bilişim suçu oluyor. Bunlara bilişim suçu deniyor. O zaman öğretmenim, ben mesela Saffet'in şifrelerini bitsem, böyle silsem ya da değiştirsem bilişim suçu mu işlemiş oluyorum? Evet, onun bilgisayarına erişsem o zaman onun suç işlemiş oluyorsun. Bilgisayarındaki verilerini değiştirmiş oluyorsun. Peki okusam ne olur, olur mu suç? Değiştirmezsen, sadece okursan. Yani izin veriyorsan, Saffet'in izni olması gerekiyor. Saffet'ten habersiz bir şey yapıyorsan o da bir suç olur. Saffet hiçbir şey izin vermiyor ki. Niye vereyim ki? Mesela resimlerine kızıyor böyle. Siz izin veriyor musunuz peki Saffet'e yani? Evet, ben veriyorum. Ben oyun oynatıyorum Saffet'e Saffet. Ama birlikte oyun oynuyoruz ya. Öğrenmeyle şey yapmış. Evet arkadaşlar, bilişim suçunun genel bir tanımını da yapayım istiyorsanız size. Teknoloji kullanarak dijital ortamda insanlara maddi ya da manevi zarar vermek anlamına geliyor bilişim suçu. Yani maddi de olabilir, manevi de olabilir. Şimdi biz bu bilişim suçlarını tahtada görmüş olduğunuz balık kılçığı yöntemiyle inceleyeceğiz. Balık kılçığı yönteminde ortada ana bir problem var. Bu problemin alt nedenleri var. Onların içinde de alt nedenler olabiliyor. Ben size şimdi burada hazırladım. Öncelikle birkaç suçu yazdım. Diğerlerini de beraber doldurmak istiyorum. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Şimdi burada dijital ortamda maruz kaldığımız bilişim suçları var. Bunlar neler olabilir? Bilgisayar sistemlerine, servislerine yetkisiz erişim olabilir. Yani bundan neler kastediyoruz? Birinin e-postasına izinsiz girersek bu onun sistemine izinsiz giriş yaptığımız anlamına gelir. Bu da bir suç olur. Yani başka birinin e-postasına biz izin almadan erişemeyiz. Diğer bir suç, kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanılması. Yani eğer o yazılım kanunla korunuyorsa bunu
lisanslı bir programı izinsiz kullanırsak, yani bunun kaçak sürümlerini falan kullanırsak, o zaman da bir suç işlemiş oluyoruz. Bunu satın almamız gerekiyor. Diğer bir kısım yasa dışı yayın yapmak. Yasa dışı yayından bahsettiğimiz, eğer bir terör örgütünü ya da zararlı oluşumun yayınlarını paylaşırsak, bu da bir bilişim suçu oluyor. Yani bunları internet ortamında yapmamız gerekiyor. Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme. Burada bir tane alt neden var. Bunu doldurmadım. Ne olabilir sizce? Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme. Yani birinin bir verisini nasıl engelleyip yok edebilir? Silerek örtmenin. Bir kendi verilerini örtmenin başkasını verir. Başkasını verirsin. Kendi verini sildiğin zaman bu suç olmuyor. Mesela size örnek vermek gerekirse, başka birinin parolasını değiştirebiliriz. Bu onun verisini değiştirmemiz anlamına geliyor. Onu da ekleyebiliriz içine. Paralısını değiştirme dedik. Peki diğer iki seçenek için aklınıza bir şey geliyor mu? Yani biz dijital ortamda başka hangi suçlara maruz kalıyoruz sizce? Neler olabiliyor? Başımıza neler gelebilir? Yazın. Dolandırıcılık olabilir mi? Evet, dolandırıcılık. Peki dolandırıcılığı neyin altına yazabiliriz? Bir kişim yoluyla dolandırıcılık diyebiliriz. Açmak bir dolandırıcılık. Evet, sahte hesapla başka insanları kandırıyoruz. Yani bir maddi dolandırıcılık yok ama manevi bir şekilde dolandırıyoruz onları. Sahte hesap. Başka? Aklınıza bir şey geliyor mu dolandırıcılık için? Evet, Safet. Öğretmenim de bazen böyle bize telefonlarımıza mesajlar geliyor. Yok işte şuradan şunu kazandınız, buradan evet, kazandınız gibi. Onlar da olur mu? Onlar da dolandırıcılığa giriyor. Genel olarak aslında hepsi internette bir dolandırıcılık ama buraya başka şey de verebiliriz. Kredi kartı dolandırıcılığı daha çok yaygın ve şu anda çok fazla var. İnsanların bilgilerini, şifrelerini ele geçirip onlar üzerinden hesaplar üzerinden paraları çekebiliyorlar. Buraya kredi kartı dolandırıcılığını da ekleyelim. Nelere maruz kalıyoruz? Mesela hiç oyunlarda falan... Öğretmenim bazen oyunlarda karşı taraftaki insanlar bize kötü sözlü söylüyor. Evet, ben de onu söyleyecektim. Evet, zaten. Bazen Onur da sinirlenince söylüyor öğretmenim. Onur, niye yapıyorsun böyle şeyler? Sanırıyorsun beni. Hayır öğretmenim, ben kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yanlışlıkla ağzına kaçıyorum ya. Bu da neye giriyor? Hakaret ve şantaja giriyor. Yani aslında biz onlara internet üzerinden hakaret etmiş oluyoruz. Bu oyun olsa bile kötü sözler söylememiz gerekiyor. Bizim başımıza gelebiliyor. Bunlara karşı neler yapabiliriz? Yani
Eğer biri bizim kredi kartımızı dolandırırsa ya da e-postamıza izinsiz girip şifresini değiştirip çalarsa neler yapabiliriz? Mesela örneğin her siteye kredi kartı bilgilerimizi vermemiz gerekiyor. Evet, bilgilerimizi güvenli bir şekilde tutabiliriz. Peki, şikayette bulunmak istesek nereye şikayette bulunabiliriz? Evet, polisten bu tür durumlar için bizlere yardımcı olabiliyorlar. Başka nerelere başvuru yapabiliriz? Gideceğim durumlarım da aynen öyle bir yerim şikayet etmişti birinin. Aldığı bir şey yanlış çıkmıştı. Evet, doğru. İnternet üzerinden de bir ürün aldığımız zaman doğru ürün gelmediğinde bunu şikayet edebiliriz. Doğru abi bey. Mesela Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sayfasından da şikayette bulunabiliriz. O da BTK oluyor. btk.gov.tr. Oraya girdiğiniz zaman da oradan ihbar et ya da şikayet et kısmından ulaşabiliyorsunuz. Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'na bildirebiliyoruz. Bunlar da bizim için kurulu olan siteler. Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu da en uç örnekler için, yani daha çok böyle bir maddi kayıp ya da bir şey olduğunda gidip Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bunu da konuştuğumuza göre, yani artık bilişim suçlarına maruz kaldığımızda neler yapmamız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz ve nerelere başvurmamız gerektiğini biliyorsunuz. Size de şimdi bu balık kılçığı yöntemini uygulamanızı istiyorum. Bunun için değerlendirme kağıtları dağıtacağım. Başka bir konuyla ilgili boşlukları doldurmanızı istiyorum. Konumuz da bilgisayarın açılmaması. Birkaç neden sundum size. Sizden de bulmanızı istiyorum boşluklu olan yerleri. Biraz düşün bakalım. Bilgisayar neden açılmıyor olabilir? Değerlendirmenizi de yaptığınıza göre bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya bu bilişim suçlarına karşı önlemler geliştirmek için strateji belirleyeceğiz kendimize. Bunun için biraz araştırma yapmanızı istiyorum. Evde araştırma yapıp gelin. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.